Merhabalar. Merhaba herkese. Hoş geldin diyoruz. Balkan hocamızı bugün ağırlayacağız konuşmamızda. Kendisi de geliyor, evet. Hemen hocamı davet ediyorum. Akademisyen, ressam, Türk çağdaş sanatının usta ismi Profesör Balkan Naci İslimyeli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar hocam. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Harikasınız hocam. Hepimizin Biz de çok durumları iyiyiz. birbirimize benziyor. Evet. Hepimiz tutukluyuz yani bir anlamda. Aynen hocam. Evet. Hocam bu arada izleyicilerimiz de gelmeye devam ediyor. Aha. Ben de biraz sizin için sorular hazırladım ama aslında sizin olduğunuz yerde çok konuşmamak da lazım. Yani ben her Estağfurullah, zaman sizin estağfurullah. Yok, bu bir sohbet. anlattıklarınızdan çok feyz alıyorum, çok güzel dinliyorum sizleri Estağfurullah. ama bir kısım Sohbet. sorular da hazırladım Tabii, yönlendirici olmak tabii, adına. tabii, tabii. Şöyle bir okudum da bak. Dilerseniz başlayalım. İster misiniz Tamam, hocam? tamam, tamam. Herkese tekrar hoş geldin diyoruz. Mine Sanat Galerisi olarak bugün hocamız Profesör Balkan Naci İslimyeli ile umarız keyifli bir sohbet geçireceğiz. Hocama ilk sorum şu olacak. Dünyanın da şu anda içinde bulunduğu COVID-19 pandemisi var hocam, biliyorsunuz hepimiz yaşıyoruz Evet, ve evet. karantina günleriniz nasıl geçiyor onu merak ediyoruz açıkçası. Şimdi karantina günleri herkes gibi aşağı yukarı. Ben evcil bir adamım. Evimi çok seviyorum. Çünkü bütün oyuncaklarım evimde. Kitaplarım, koleksiyonlarım, efendim, arşivlerim. Hepsi evimde. Bunlarla vakit geçiriyorum. Sonra çok yoğun günlerimizde ihmal ettiğim bazı şeyler var. Programıma alıp da ya başlayamadığım ya bitiremediğim ya da Çok ikisi doğru. birden olan programları gerçekleştirmek şansı elde ettim. Bu da bana huzur verdi doğrusu. İşte yayına hazırladığım kitaplarım var. Sergilerin storyboardları, taslakları, enstelasyonları vesaireleri. Hepsini temize çekip kayıt altına almaya Aslında çalıştım. çok verimli de geçti bir yandan. Yani Evet, eve önüme biraz herkesin dönmek bu o anlamda. ihtiyacı var. Bir de hayatın bizi ne kadar yorduğunu anlıyoruz. Tabii, Yani tabii bu hocam. kent uğraşında. Umarım bu karantina dönemi bir sistem uyarısı da getirir beraberinde. Yani şu trafiğinden daha uzaklaşırız. Elimizdeki mediumlarla daha kolay iletişim kurarız. Şimdi olduğu gibi. Bu uyarı yapıldı. Mesaj alındı bile sanıyorum. Bütün dünyada Tabii. bu yönde değişme niyetleri var. Hatta bu sabah okudum, Amerika'da pek çok üniversite gelecek yıldan itibaren bu sistemle eğitim yapacakmış. Bu da hem emek, iş gücü, hem ulaşım sorunları büyük kentlerin. Bu ulaşımın yarattığı kirlilik vesaire sorunlarla büyük şehrin dertlerinden uzaklaşıp oksijeni bol bir ortamda evimizde gerektiğinde tabii Tabii. dışarı çıkmayacağız diye hele bizim için bir beslenme alanı dışarısı güzel alternatifler, güzel seçenekler akla getirdi. O Çok kaos doğru. içinde düşünemediğimiz imkanlar önümüze getirdi. Bu şey de iş gücü, emek ve para tasarrufu demek aslında. Bunu ülke düzeyinde gerçekleştirmek böyle bir şans getiriyor. İşitiyorsunuz beni değil mi Ayşe? Evet hocam. Ha. Bir ara bir bağlantım duraksadı da ona Ha. takıldım. Ha. Öyle bir sorun olduğunda beni hemen Tamam uyarın, hocam. gidermeye çalışacağım. İşte böyle. Yani tabii dostları kaybettik. Evet. Çok acı kayıplarımız oldu.
dünya çapında ve Evet. yurt içinde. Daha doğrusu bizim tanış olmadığımız bir belaydı bu. Bütün dünya biraz şaşkındı. Hatalar da yapıldı. Ama bir tecrübe de kazanıldı. Tecrübe. Çok doğru. Evet. Keşke bu kayıplar olmasaydı ama belki bu pandeminin de bize getirdiği bir takım yeni bakış açıları olacak. En azından oraya tutunmak Tabii. lazım. Belki Tabii. Tabii. insanız, doğaya neler yaptık onları biraz düşünmek lazım. Tabii Tabii, kaybettiklerimiz için de çok çok üzgünüm Salih. bu şey belki bu sonraki sorunuzun yanıta ama büyük bir bilinç getirdi. Yeni bir duruş, yeni bir arayış getirdi dünya için. Bireysel olarak da, toplumsal olarak da dünyanın tek bir dünya olduğunu ve bizim dünya sorunlarıyla baş etmemiz için rekabetçi bir düzenin ayırıcı, hatta düşman edici unsurlarından, faşizan unsurlarından, milliyetçi kalıplarından sıyrılmamızı, daha bir bütünleşmemizi Çok çok doğru. sağladı. Bu mesajı hepimize iletti. Çünkü bu dünya hepimizin, kaybettiğimiz Evet. şeyler de hepimizin kaybı olacak. Bu anlamda iyi uyarılar alındı. Ama o kadar kesin, katı bir sistem içinde hapsolduk ki bu sistemden, bu tutsaklıktan kazanan insanların bu çıkarlarından vazgeçmesi küresel bir sivil toparlanmaya, sivil bir inisiyatif ortaya koymaya bağlı. Onun için Çok doğru. bizlere çok iş düşüyor. Evet. Siyasilerden, rejim kalıplarından sıyrılıp bu olanaklarımızın değerini bilerek küresel bir dayanışma içine girmemiz lazım. Engellerin çok sert olduğunu biliyorum. Belki daha da sertleşecek ama bunu yapamazsak hem doğa hem onun unsuru olarak, unuttuğumuz bir üyesi olarak bizler, hem dünyanın kaynakları telef olacak maalesef. Onun için bu küresel anlamda bir uyarı, yeni bir dünya sistemi Evet. bütün kalemleriyle, bütün kurumlarıyla bunu yenilemek, yani bu bakışla yenilemek, hatta bazılarını iptal etmek, imha etmek de gerekebilir. Sanatta bunlar içinde bir konum almak zorunda. Doğru. Sistemin paralelinde giden bir kar merkezi olmaktan veya o merkezleri güdümünde olmaktan sanatta yavaş yavaş kurtulur, daha özgür Evet. bir alan Aslında bir yaratılır. evet hocam. Yani çok ruhani de bir şey. Bugün bile aslında içinde bulunduğumuz bu günlerde görüyoruz. İnsanlar boyaya sarılıyor, kaleme sarılıyor. Hani amatörce dahi olsa yani evlerinde. Sanat ne kadar aslında ruhumuzu doyuruyor. Müzik dinlemeye başlıyoruz. Online konserlere işte giriyoruz, izliyoruz. Dediğiniz çok doğru. Tabii, Yani tabii. burada işleri, her şeyin özüne biraz daha dönmek ve bakmak lazım belki. Sanat da dahil. Tabii. Önce kendimizden başlamamız lazım. Tabii. Çünkü biz kendimizi dıştan inşa eden biriyiz. Kendi malzememizle inşa etmiyoruz. Dış basınçlarla, işte aileden geliyor, eğitim kurumlarından geliyor, sistemin tümünden geliyor. Halbuki biz kendi kaynaklarımız da doğal Çok canlılarız. doğru. Bunları ayıklama, ayırdına varma, bilincine varma eylemlerini neredeyse unutuyoruz. Çok çok doğru. Yani bizi inşa eden başka unsurlar var. Halbuki gelişim yolu kendi kaynaklarımızdan dışarıya doğru. Yani seyahat bizim içimizden başlıyor. Başkalarına ve dünyaya ulaşıyor. İşte o adımlar sergisinde filan Evet, benim bahsederiz birazdan. sembolik bulduğum şeyler bunlar. Çok doğru. Yürüyüş, yürüyüş, gelişme. Farklı şeyler görmek, farklı açılar kazanmak, eylemi. Çok doğru hocam.
Ben şimdi size biraz da çalışmalarımızdan yola da çıkarak bir başka soru sormak isterim. Aslında serileriniz, çalışmalarınızın pek çoğu içinde bulunduğumuz bugünlerde yeni de manalar kazandı hocam. Yani benim açımdan incelediğimde öyle düşünüyorum. Örneğin 1996 yılında yapmış olduğunuz Günahlar ve Sevaplar, Sins and Good Deeds adlı bir çalışmanız, bir seriniz vardı. Onu da size hatırlatarak aslında belki bugün içinde bulunduğumuz durumdan hepimizin kendine düşen sorumluluğu da alması gerekir. Az evvel de bahsettiğiniz gibi. Bir röportajınızda şunu söylemiştiniz. Suçluların hem gözcüsü, hem tanığı, hem de sorumlusudur sanatçı demiştiniz. Sanatçı insan vicdanının sözcüsü müdür hocam? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Tabii aslında işte Dostoyevski'nin ünlü lafı çok değerli. Onun gibi dünyaya sorumlulukla, içtenlikle, hatta ağır bir sorumlulukla yaklaşan ve karamsar sonuçlara varan, bir kendini imhaya kadar bu sonuçları ilerleten sanatçılar dünyayı kurtarıyor. İşte Edgar Allan Poe gibi, Shakespeare gibi, Kafka gibi, Dostoyevski gibi bütün Rus edebiyatını da katabiliriz. Anselm Kiefer gibi, Boltanski gibi bunlar dünyanın sorumluluğunu taşıyan ve yaralarını açan, halka da açan, kendilerine de açan insanlar. Onun için ben bütün sergilerimde, hatta çok önceleri Hava, Su, Toprak, Ateş sergisini de tabiatın imhasıyla, insan eliyle yok edilişi üzerine bir çoraklaşma düzlemi üzerine bir seri yaptım. Bir tür doğa katliamı ve insanın bu katliamdaki rolü üzerine. Yani başlangıçtaki gibi efsaneye göre bir yok olma sürecine adım adım nasıl yol aldığımız konusunda. Sonraki bütün sergilerde bunu sürdürdüm. İşte suç sergisinde sizin dediğiniz gibi insanlığın tarihsel suçlarının bir dökümünü yaptım ve bütün bu suçların merkezinde sessiz tanıkları olarak, sorumlu tanıkları olarak bizim üstümüze düşen şeyleri ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz üzerine bir hesaplaşmaydı. Sergisi de böyleydi, suret sergisi de böyle. Yani özellikle bütün kariyerimde, bütün sergilerimde kendimden başlayan, kendi sorumluluğumdan başlayarak doğaya, dünyaya ve başka insanlara ulaşan mesajlar vermeye çalıştım. Çok doğru. Dediğiniz gibi suç da bunlardan bir tanesiydi. Benim en Evet. sevdiğim sergilerden Çok biriydi. çok güzel de bir işti. Peki Evet. hocam, size şunu da soralım. Yine içinde bulunduğumuz bugünlerde aslında pek çok kişiler, işte kurumlar geçmişe, eskiye, arşivlerine de dönmeye gayret ettiler. Bu bizim için de bir fırsat oldu aslında. Geçmişe bakış sizin için de yıllardır aslında odaklandığınız, yapıtlarınızda yer verdiğiniz bir mesele, bir yöntem, öyle söyleyeyim. Eskicilerden, aslında bit pazarlarından da almış olduğunuz, edinmiş olduğunuz objeler aslında sizin çalışmalarınızda engin yeni çağrışımlar da sağlıyor bize. Bunlarla karşılıyoruz. Bize bu geçmişle kurduğunuz bağdan biraz bahseder misiniz? Şimdi objelerden başlayalım. Ben objeleri birer canlı gibi yorumluyorum. Yani belli bir ortam içinde doğmuş, belli ellerle şekillenmiş, üzerinde o dönemlerin parmak izleri olan, anıları olan, dolayısıyla gördüğümüzde bizim belleğimizi tahrik eden, belleğimize ilişkin pek çok şey taşıyan hatırlatmalar bunlar. Bir tür insanlığın aile albümü diyelim. Ne kadar güzel. Bunları seçmek, dokunmak, hatta çocukluğuma ilişkin şeyler de buluyorum bunlar içinde. Dolayısıyla bizim ulusal derdimiz olan
unutma eğilimine karşı belki bir savunma. Bu benim yaptığım. Yani sanata ilişkin bir savunma. Çünkü bütün travmatik toplumlar defansif olarak, savunma olarak bir amnezi, bir unutkanlık sağaltımı yolunu seçerler. Yani unuttuğunuz zaman sanki öyle bir sorun yokmuş gibi. Bilinç ayıpları kapatır. Ama ondan alttan alta yine sizi rahatsız etmeye devam eder. Sanatçı bu hatırlatmaları kaydeder. Önemli olan budur. Bu kayıtlar sanatçının hem bireysel sorumluluğu için hem toplumun vicdanı için birer belge niteliğindedir. Bunlar çok önemli. Ben bu hatıralarda geçmişle ilgili bütün ipuçlarında hem zamansal bir döngünün aşamalarını görüyorum. Çünkü bana göre geçmiş, şimdi, gelecek diye bir şey yok. Belki zamanın atomu olabilecek, böyle tanımlayabileceğimiz anlar var. Çok doğru. An hem bir atom parçası gibi, hem en küçük, hem en yoğun, hem en çok şey içeren parçalardır, atomik parçalardır. Bunun içinde bütün zamanlar yer alır. Ve bunun patlaması aslında değerinin bilinmesi, analiz edilmesi, açılması sadece güne ilişkin bir şey getirmez, aydınlanma getirmez. Düne, bugüne ve yarına Mekanizma, değil ilişkin mi? bütün projeksiyonlarımızı içerir. Çünkü bir an sonra geçmiş olur. Kendini takip eden anlarda tarihe karışır. Dolayısıyla zamanlar içinde döngüsel bir birlik vardır. Ama uygarlık dediğimiz şey dilimler zamanı. Kronolojik bir parçalanmaya tabi tutar. Bu da şizofrenik bir algı yaratır bütün dünyada. Kopma, yani yeniye şartlanma, sadece yeniye şartlanma, yeninin içindeki eskiyi görmeme, bütün dönemlerin aslında gölgesidir. O dönemin içindeki zenginliği kaybet. Çünkü bu bir algı projesidir aslında. Küresel bir algı projesidir. Bizi belli tüketimlere zorlar. Geçmişten kopararak. Bu bir tür her düzeyde, Çok doğru entelektüel hocam. düzeyde, tüketim düzeyinde Tüketim düzeyinde. bir moda algısıyla toparlanan bir şeydir. Yani Çok doğru. bugüne bakışı sermaye ihtiyaçlarıyla, o burluğuyla birleştiren bir düzen fikri. Bunun insanları mutlu ettiğini zannetmiyorum. Değil mi? Belki bu pandemi bu konuda da ciddi bir uyarı aldı. Yani bir oldu, biz bir pazar değiliz veya bir kasa değiliz. Biz insanız. Biz lüks tüketim olmadan da insani değerlerimizle ayakta durmalıyız ve kalıcı olanlar da bunlardır. Çok doğru. Bu konuda bir iç hesaplaşma yarattığını düşünüyorum. Çok çok doğru hocam. Ben de katılıyorum sizlere. Hep popüler olan şey bize dikte ediliyor. Hani bugünün trendi, hani öyle söyleyelim. Ama hakikaten geçmişle, yaşadıklarımızla, bize öz olanla biraz daha buluşmamızın vaktidir. Belki bu da onun için bir adım. Yani bu hep eleştirilen nostalji kavramıyla, yani romantik bir eskiye tepeden bakma kavramıyla, bunun geçmiş ve kapatılmış dönemler olduğu kavramıyla açıklanabilecek bir şey değil. Postmodernizmin önerisi de zamanları karıştıran bir
güncel sentez önerisidir. Kim ne anlarsa anlasın, ben yapıtlarımda böyle anlıyorum Çok postmodern doğru. yaklaşımı. Dolayısıyla biz Batıyla Doğu arasındaki zaman kavrayışı farkını bilincimize yedirmek zorundayız. Batı zamanı kronolojik, parselli bir şey olarak görür ve her dönemini bir kazanca çevirir. Doğu ise zamanı döngüsel bir süreç olarak görür. Ve bu süreç aslında bir var olma, doğanın ve insanın var olma süreciyle birdir, özdeşleştirilir. Bu farklar doğuyla batı birleştikçe, birbirini anlamaya başladıkça harika bir senteze ulaşır diye umut ediyoruz. Evet hocam, çok doğru. Bu arada bir sonraki soruma da geçeyim. Ayrıca sizin çalışmalarınızda yine az evvel biraz değindiniz ama doğanın sunduklarını da aslında çok iyi gözlemlediğinizi ben görüyorum. Hatta örnek de vereyim bu arada aklıma gelmişken. Hatırla serginizin de afişinde de vardı mesela çöp torbaları olduğunu söylemiştiniz. Safranbolu'da sanırım denk gelmişsiniz ama onlar Evet. bambaşka bir şeye dönüşmüş. Hani ilk gördüğümüzde hani onu bile anlamamıştım açıkçası ben de. Onu da hatırlatayım size. Ve orada aslında siz anlamı da büyüterek, hani olanın da ötesine geçerek izleyiciye sunuyorsunuz yeniden bu doğayı. Ve ben size doğa ile olan bu bağınızla ilgili sormak isterim. Neler hissediyorsunuz? Siz doğadan neler kapıyorsunuz sanatsal anlamda? Biz doğanın bir parçasıyız. Belki ayrıcalıklı bir çocuğuyuz. Doğru. Biz kendimizi ne kadar uzak aileden biri gibi hissetsek de eninde sonunda bütün ruhsal açlığımız, eksikliklerimiz doğadan şifalanıyor diyelim. Doğa bir sağaltıcı bütün sorunlarımız için. Hayvanları izlediğimizde, bitkileri izlediğimizde hiçbirinde bir oburluk görmüyoruz. Yaşama standartları içinde belli bir kanaatkarlık, belli bir yetinme, Çok doğru. zamanını bekleme, birbirini besleme, yani zincirleme. Dolayısıyla muazzam bir organizasyon görüyoruz doğada. Ama biz bunu bozmaya, kendi lehimize çevirmeye, örselemeye devam ediyoruz. Ve doğada böyle intikamlar alıyor bizi de. Alıyor Başlıyor. bizden. Ama Doğru. çok büyük felaketlere doğru yol alıyor. Bunların işaretlerini de görmek ve önlemlerini almak durumundayız. Çok geciktik de bu konuda açıkça Çok doğru. itiraf etmek lazım. Doğa bir hoca. Her şeyle mükemmel. Yani bir canlıda bütün bilimlerin öğrenebileceği matematik var. Hesap var. Derinlik var. Gelişme yeteneği var. Biz bunların üstünü bilimle çözemeyiz. Biz anlamak zorundayız doğayı. Anladığımız ölçüde değiştirebiliriz. Bugünün dünyasında bu kapitalist ekonomilerde her şey, doğa başta doğa almak üzere her şey bizim hakimiyetimizi, zorbalığımızı bekleyen bir malzeme gibi görülüyor. Bu yeni kuşakları da etkiliyor. Doğru hocam. Başarı kavramı, servet kavramı bunlar üzerine kurulu. Maalesef. Dolayısıyla biz doğaya ihanet eden tek canlıyız. Öbürleri düzeni yürütüyorlar, aktarıyorlar, bir anlamda da koruyorlar. Fakat insan en kirli üyesi, doğanın mafyası diyeyim. Acı, çok acı ama evet hocam çok doğru. Çok çok doğru. Bu arada biraz yine sizi şöyle geçmişe de götüreyim.
1970'ten bu yana hem yurt içinde hem yurt dışında yani çok kıymetli sanatsal çalışmalara, sergilere imza attınız. Çok üretken, çok dinamik, çok enerjik, çok yönlü bir sanatçısınız. Geniş kapsamda malzeme ve teknik ve hatta boyut da kullanıyorsunuz hocam. Bu anlamda bize biraz daha bu araçlarla, kullandığınız mediumlarla olan ilişkinizi, belki onları seçim sebebiniz veyahut tercihlerinizi bize anlatır mısınız? Nasıl ilerliyor o süreç sizin için? Şimdi ben ressamım tabii. Görüntü benim için ikonografik değerde, hatta kutsal değerde bir şey. Ama hepsinin merkezinin demin konuştuğumuz gibi doğa olduğunu, bizim doğamızın da, içselliğimizin de doğanın bir parçası olduğunu biliyoruz. Bunu unutmadan ilerlemek hem duygusal olarak sizin sanatınıza bir içtenlik kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor ve ilerisi için, gelişmesi için aynı doğada olduğu gibi bir ritim kazandırıyor. Canlı bir ritim kazandırıyor. Bunlar benim için her zaman çok önemli oldu. Bunları kullandığınız zaman insani bir mesaj oluşturmuş oluyorsunuz. Anlattığınız ne kadar komplike olursa olsun, hakikiliği nedeniyle insanda bir iç arayış, bir muhasebe gerekliliği yaratıyor veya heyecanı yaratıyor. Bence sanatın yapabileceği en güzel şey bu. Sadece görmek, izlemek, dekorasyon öğesi olarak kullanma değil, ondaki mesajla bir hamle yapabilme enerjisini, uyarısını alabilmesi sanat yapıtında. Çok doğru hocam. Bu arada siz hem bir şair hem bir yazarsınız. Bunu da belirtmek isterim izleyicilerimize. Yazıya olan sevginizi ve ilginizi biliyorum ve tabii ki takip ediyorum, görüyorum. Ve siz bunu plastik bir unsur olarak da çalışmalarınıza entegre ediyorsunuz. Özellikle yazımız yazgımızdır. Hatta benim de çok bayıldığım açıkçası bir seriniz. Onu da hatırlatarak yazıyla olan bağlarınızı size sormak isterim. Nasıl görüyorsunuz yazıyı? Zaten bizim dilimizde alın yazısı dediğimiz şey bunu çok güzel özetliyor. Yani biz yazgımızla eski Yunanlarda şey diyor, insanın kaderi karakteridir diyor. Yani bizim kendimiz yazgımızı bir anlamda imal ederiz. Yazı aslında resim. Ben hiç resmin çok ciddi bir parçası ve yazının uyarısı insanlığa şu olmuştur: hem resmin temelini atmıştır, o resim aynı zamanda tekrar yazıya dönmüştür, dönmelidir veya resmin bir alternatifi olarak yer almalıdır, benim yaptığım gibi. Çünkü doğada her şey soyuttur. Yani soyutla somut arasında bir fark yoktur. Bunu Doğu matematiğini düşünürsek, Batı ilmini çok ciddi olarak etkileyen Doğu Çok. matematiğini, geometrisini düşünürsek, onun soyut ruhunu algılarsak, her şeyin, doğadaki her şeyin, her canlının bu matematiğin bir ürünü olduğunu görürüz. Bu matematik neredeyse mistik değerdedir. Bir anlamda da çok ilmi, çok güncel bir değeri vardır. Bunları karıştıran bir şeydir. Soyutla somutu ayırmamamız lazım. Doğru hocam. Soyut, somutun ruhudur, merkezidir. Bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Diyalektik bir bütünlük içindedir. Bu yüzden biz matematiği hayatın güzelliğinden ayırmamamız lazım. Her canlının, her bitkinin,
her aracın, her kalıcı olanın içindeki olağanüstü matematik hesabı, doğanın her Çok çok usulüne doğru. baktığınızda onu görüyorsunuz. O büyüleyici bir şey. Doğaya bakmanın en güzel yanlarından biri de bu. Çok doğru hocam. Ve siz de bu soyut ifadeyi, yazıyı, kaligrafiyi bir şekilde işlerinize o anlamda da koyuyorsunuz aslında. Hem de bir matematik hesap da zaten var Yani yazıda dahi. benim resimlerimde yazı aynı zamanda bir resimdir. Hatta bunu kanıtlamak için dönem dönem bilinçli olarak okunaksız bir yazı kullanıyorum. Evet. Evet hocam. Yani buradaki soyut anlam sadece bir insandan insana iletişim isteği. Bir Çok doğru. etki yaratmak, bir mesaj yollama isteği. Bence yazının içeriğinden daha önemli olan bu temas, insandan insana olan bir temasın aracısı olması yazının. Süper hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir sorum daha var. O da dönemlerinizin pek çoğunda portre çalışmalarınız olduğunu görüyoruz. Hatta büyük bir kısmında bizzat kendinizi de kullanıyorsunuz. Bu insan temasından bahseder misiniz? Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi portre öyle bir şey ki hem yansıtıcı hem de yansıyan imgeyi içeren bir düzlem. Çünkü her insani ilişkide size yansıyan, yüzünüze yansıyan bir anlam vardır. Sizden de karşınızdakine, hatta bunu genişletirsek dünyaya da yayılan bir anlam vardır. Bu işte buna biz dünya görüşü diyoruz. Yani yüz çok anlamlı, çok boyutlu bir düzlem. Aynı zamanda tekinsiz de bir düzlem. Çünkü hiçbir canlı, hiçbir insan masum doğmuyor. Bir takım doğum lekeleriyle doğuyoruz. Bir takım karanlıklarla doğuyoruz. Yaşam dediğimiz şey bir aydınlanma süreci. İşte bunları ayıklayabilmemize olanak veren bir süreç. Onun için insan yüzü bildiği veya bilmediği pek çok değerle veya şaibelerle genetik olarak zenginleştirilmiş, çözüm bekleyen bir harita. Onun için yüz bana son derece ilginç gelir. Bir yüzü çözümlemek aslında hayatın önemli bir parçasını çözümlemek demektir. Kat bir düzlem değildir. Zaten portre sanatının tükenmeyen büyüklüğü, zenginliği de bunu kanıtlıyor. Ben yüze bir kristal topun etrafında gezer gibi işte o iç malzemeyi, doğum lekelerini araştıran bir gözlem alanı gibi bakıyorum. Yaşayın hocam. Bu arada hazır bunu konuşmuşken belki şunu da eklemek isterim. Bazı portrelerinizde siz bilinçli olarak gözü de yok ediyorsunuz. Yani onu ortadan kaldırıyorsunuz ki bu da ilginç gelirdi bana çalışmalarınızda baktığımda. Bazılarında bizzat hani o birey olarak var, bazılarında o gözün o ışıltısının ya da işte o ruhani tarafın belki kaybolması insana o da başka bir mesaj veriyor. Hani ikisinin de farklı manaları var, değil mi? Gözle tabii bakana, bakanın aldığı verilere, kazandırdığı sonuçlara gözün bağlı olarak bazen aktif oluyor, bazen de bir karanlık oda gibi içe kapanıyor. Sizin o gölge dediğiniz şeyleri böyle bir benzetmeyle tamamlayalım. Tamam hocam. Bir sonraki konu da şu olacak, size sormak istediğim. Her adım bir mucizedir. Daha evvel de söylediniz hatta konuşmamızın başında. Siz gezgin de bir sanatçısınız. Çok keyifli geziler yaptınız. Yeni dünyalarla buluşuyorsunuz ve daha çok görmeyi, bilgeleşmeyi belki de önemsediğinizi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz bu günlerde aslında bu zaman ayırdığınız
keşiflerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hepimiz kendi adımıza gördük. Ve korona pandemisiyle beraber sizce bu yeni dünya bize neler getirecek? Bu keşifler, geziler sizin için ne olacak? Yanınıza kar mıdır? Hani öyle mi sayıyorsunuz bir kar olarak mı? Ne düşünürsünüz hocam? Yok, sanatçı doğuştan bir gezgindir zaten. Çok doğru. Yani evinizde de olsanız, karanlık bir köşede de olsanız gezersiniz. Düşlerinizde, hayallerinizde, anılarınızda bir gezi süreci içindesinizdir. Ama dışa dönük geziler büyük karşılaşmalar getiriyor insanlara. Farklı açılar getiriyor, farklı tanışmalar getiriyor. Dolayısıyla bu temas zenginliği sizin iç gezilerinizi, iç serüveninizi de güçlendiren Güçlendiriyor. bir süreç oluyor. Ben doyamıyorum çünkü herkes kendi ülkesini çok beğeniyor. Tabii biz de çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu bir abartma değil, gerçekten. Dünya kültürünün en önemli parçalarından birinde yaşıyoruz. Fakat dünya gerçekten çok güzel, çok ilginç. Bozulmadan, dönüştürülmeden, yozlaşmadan görmemiz gereken, hatta bu kötü gidişine o görülerden sonra öngörüye dönüştürerek bunları dünya için müdahale etme isteği, arzusu, heyecanı yaratabiliyor geziler. Süper hocam. Bu arada zamanımız da tabii işliyor. Ben son sorumu sorarken izleyicilerimize de şunu söylemek isterim. Belki Balkan hocamıza sorularınız vardır. Sizin sorularınız da olursa bekleyeyim ben şimdi kendisine ileteyim, sorayım. Ve hocam size son olarak şunu sormak isterim. Yakın gelecekte çalışmalarınız, planladığınız projeleriniz var mı? Ne durumdasınız? Bu konuda da size soralım. Bence sanat tekil bir eylem. Yani içinde doğaya ilişkin, öbür sanatlara ilişkin pek çok anlatım zenginliği taşıyan bir şey. Onun için ben bütün sanatları kıskanıyorum ve resim alanına yetmeyen değerleri çok önemsiyorum. Aslında bence sanatın kendisi şiir. Dünyayı değiştirecek şey ruh, aura, şiirde bütün sanatları kapsayan bir alan. Zaten dünyanın sorumluluğu şairler ve deliler tarafından öngörülebiliyor. Yani çünkü onlar yerel ahlakla, güncel ahlakla, kamusal ahlakla sınırlı düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Düşünüyorlar. Aidiyet duyguları çok evrensel, çok geniş. Onun için en lanetli insanlar da bunlardan çıkar dünyada. Ama benim için her zaman çok değerli olmuştur. Deli gömleği sergimden de Aa, evet hocam. hatırlayacağınız gibi. Evet, Çok doğru. onlar dünyanın filozofları. Süper. Peki var Evet. mı hocam hakikaten projeleriniz yakında böyle düşündüğünüz ya da ertelenen belki hani şu an için yapamadığınız? Valla birçok proje uygulama imkansızlıkları yüzünden gerçekleşemiyor. Yani öyle sınırlı, o kadar güncel türklere bağlı bir sermaye iletimi var ki sanata. Bu çok yüzeysel, çok sınırlı, çok değersiz diyebileceğim bir takım türklere harcanıyor. Yani sanata harcanan değer bir bilinçle beraber yürüse kamusal anlamda çok daha iyi olurdu. Çok büyük projelerin çok büyük maliyetleri oluyor. Dışarıda demeyeyim, dünyada bunu finanse edecek bilinçte uluslar var, o ulusun varlıklı kesimleri var. Devlet politikaları var. Bunların Doğru. hepsi sanatçıların arkasında duruyor.
Dolayısıyla benim de Hmm. çok büyük çaplı gerçekleştirilmesi şimdilik sadece çizimler ve projeler düzeyinde kalan isteklerim, heyecanlarım var. Onlar kayıtlı duruyor. Tabii, tabii. Bunun dışında dediğim gibi başta saydığım projeler, işte Hı yazılar, hı. ders metinlerim, hikayelerim, Hı. şimdiye kadar yayınlanmamış şeylerimi bu arada toparlama Tekrar şansım toparlıyorsunuz. oldu. Evet, çünkü yazı kalıcı hakikaten. Çok doğru. Yazı paylaşıma ve kalıcı olmaya çok daha elverişli bir alan. Benim de yazıya her zaman büyük saygım Evet. vardır. Yazın Yazılı. hocam. Okuyalım. Siz Evet. paylaşın, siz dökün. Evet. Hakikaten yorumlarda da görüyorum. Yine müthiş sözlerle varsınız hocam diyor Tunç Erkin. Bu Estağfurullah. arada Emel Hanım size bir soru sordu hocam. Pandemiden sonra sanat nasıl şekillenecek diye merak ediyor kendisi. Ne dersiniz? Siz ne görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Güzel bir soru. Sanatın iletişim açısından Hı. alanı geliştiriyor. Hı. Sanat korunaklı alanlardan, ticari alanlardan Hı. çıkarak hayata karışıyor. Bunların zaten öngörülerini yaşıyoruz ve Doğru. gerçekleşen örneklerini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kasların içinde yer almayan, kendinden sorumlu, gerçek sanatçı kuşakları üreyecek. Bunlar hazır ekonomik şablonların içinde değil, hatta onların tehditleriyle değil, özgür ve bağımsız bir dil oluşturacaklar. Bu katı kurumların, yerleşik kurumların bencilliğinden yaratı alanını koruyacak. Yani bir kent, yeni bir kent, yeni bir sokak dili oluşuyor. Bu dilin, bu literatürün insanlara çok daha açıcı, çok daha değerli mesajlar vereceğini, yerel anlamda kentle beraber dünyayı da değiştireceğine inanıyorum. Bu süreç böyle bir başlangıca araç olur diye düşünüyorum. Gelecekteki sanat bu hapishanelerden çıkacak. Sanat kurumları da kendini yenilemek zorunda. O kibirli kast alanı yavaş yavaş hayata doğru evrilecek. Onun gerçeklerinden yararlanacak. Kurumların içine girecek hayat. Doğru. Sadece kürsülerin üzerinde bir vazo çiçek gibi kalmayacak. Hayatın içine girecek ve herkes ona ulaşabilir. Bunun da besleyici kanalları, yöntemleri, sanatçıyı ve ürünleri ayakta tutan yöntemleri kolektif bir bilinçle, halkın katkısıyla bu geniş kitleleri snobe eden alanlar daraltılacak ve gerçek bir söylem alanı açılacak. Ben bunu düşünüyorum. Bunun olmasını istiyorum. Gidişatın da uyarılar eşiğindeki pandemi dahil büyük şokların buna ciddi bir zemin hazırladığını düşünüyorum. O travmalar, yaşadığımız travmalar hem kültürümüzde, hem birey olarak bizlerin üzerinde, hem gelecek ekseninde büyük tahribatlar yarattı maalesef. Çünkü başta da dediğim gibi unutma ihtiyacı insanın defansif bir tavrıdır. Savunmacı bir tavrıdır. Ama sağaltıcı bir tavır değildir. Öyle sanılmasına rağmen. Onlar iyileşmemiş yaralar olarak tekrar su yüzüne çıkarlar ve sağlığımız için
ruh ve beden sağlığımız için tehdit oluşturmaya devam ederler. Bunu paylaşımla yenebiliriz. Ne kadar Herkesin güzel. Çok özünü. doğru hocam. Evet. Başka sorularımız var mı? İzleyicilerimize soralım. Bu arada ben yine bir şey sorayım hocam size. Şu anda siz aynı zamanda tabii ki bir akademisyensiniz. Eğitim veriyorsunuz. Sanat eğitiminde işler nasıl şu anda hocam? Belki biraz ondan bahsedersiniz. Nasıl dersleri yapıyorsunuz? Tabii ben aykırı bir çizgi izliyorum. Müfredatçı bir hoca değilim. Kendi değerlerimi belli bir sistem içinde aktarıyorum. Ama bu aktarma da bir emir komut süreci olmuyor. Öğrencilerin kendi kaynaklarını karıştırıyorum. Onları zaman zaman rahatsız etme pahasına. Kendine itirafları tahrik edip açığa çıkaramazsanız bir sanatçı da bütün anlatım kaynaklarını ve dışa ilişkin münasebetlerini, detayları baştan kurutursunuz. Kendini anlayan, dediğim gibi o genetik kodlarla açıkça yüzleşen, iyisiyle kötüsünü araştırabildiği kadar bir ayna karşısında onlarla yüzleşen bir süreçten sonra sanatçının anlatabileceği şeyler çoğalır. Dıştan içe değil, içten dışa doğru İçten dışa. başlar ve o süreç dışarıda da devam eder. O ilişki kurulduğu zaman devam eder. Dolayısıyla hayata bakışımızı belirleyen şey özünde kendimize bakışımızdır. Bunu öğretmek birinci şeyim, tasam. İkincisi de tartışmayı öğretmek. Doğru ve yanlış kalıplarına uymadan, bunları düşünmeden, bunlar hakkında endişe duymadan soru sorma, cevap verme, tartışma yeteneklerini geliştirmek. Bunlarla, bu yöntemlerle açtıktan sonra kabuğun içini gördükten sonra oksijenle temas eder öğrenme açık havayla. Ondan sonraki yollar onundur. Çok doğru hocam. Aslında bu konuda tabii ben de katılmış oldum sizin bu yaptığınız şey. Şu anlamda Ödünç Beden sergimizi gerçekleştirdik hatırlarsınız geçtiğimiz yıl. Evet. Bu sergide de aslında hep duvarda sorularımız vardı ama siz o gün anlatırken ben bu soruları onlara sordum, öğrencilerime sordum, onların düşünmelerini sağladım. Onlar da bana karşılık verdiler, cevaplar verdiler ve bu sergi öyle çıktı. Bu bir tartışmanın belki hatta aylar alan değil mi? Hani dönemin başından sonuna o sürecin bir sonucu demiştiniz. Çok haklısınız. O anlamda gerçekten ciddi düşünmeye itiyorsunuz ve belki sıradan bir yani beden bile o kadar mana kazanmıştı ki öğrencilerinizin yaptığı şeyle pek çok açıdan düşünülmüş olduğunu gördüm. Bu benim için de bir örnekti sizin bu yaptığınız çalışmaya. Kendilerinden başlayan adımlar hakiki oluyor. Hakiki muhataplarına ulaşıyor. Ve bunlar büyük bir özgüven kazandırıyor. Bir konuşma, bir tartışma açıklığı kazandırıyor öğrencilere. Dolayısıyla umduğumdan da güzel işler çıkıyor. Ama ilişkiyi de kaybetmemeye çalışıyorum. Çünkü öyle kolay olmuyor. Direnmek en önemli şey. Önce bir özgüven, ne yapacağınızı bilmek, ondan sonra dış basınçlara karşı savunacak bir donanıma sahip Sahip olmak. olmak. Bu sadece benim yapacağım bir iş değil. Çok değerli kültür hocaları var. Tabii Dış onlar da basın destekliyorlar. gayet de, gayet de. Onlarla Ne destek. kadar güzel. Hocam sizleri yorduk. Süremizin de hemen hemen sonuna Estağfurullah. geldik. Öncelikle gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bize katıldınız, zamanınızı ayırdınız. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa size doğrudan onu sorayım. Sonra da kapatalım hocam. Söylemek istediğim
şeylerin çoğunu Tabii, söyledim. Anlamlı paylaştınız. sorular getirdiniz. Estağfurullah. Dünyaya pozitif bir gözle her şeyin ileriye gideceği sonunda bütün çekişmelere, savaşlara rağmen sonunda dünyanın görmesek de, görmek istemesek de pek çok iyi şeye de gebe olduğunu, bizim sorumluluğumuz bu yolu derinleştirmek ve sürdürmek olduğunu söyleyebilirim. Herkesi de bu yola girmeye ve katkıya davet ediyorum. Çok çok doğru. Ayrıca beni dinledikleri için de çok teşekkür Evet, çok güzel ediyorum. yorumlar da yazıyorlar hocam size. Çok Size de çok teşekkür Bizler de ediyorum. çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki Bu teknoloji de harika oldu. Böyle çok daha geniş kitlelerle sözleşme kaydediyorsunuz durumları. Güzel, güzel, güzel. Herkese sevgiler. evet, kapatıyorum şimdi sizleri de öpüyorum hocam. Hoşça kalın. Çok sevgiler, saygılar tekrar. İzleyenlere de tekrar teşekkürler. Hoşça Herkese kalın. sevgiler. Hoşça kalın.